işteyiz. Bizim de eniştemiz geliyor da İngiltere'den. Onun telaşesindeyiz. Allah Allah! Teyzenizin kocasından bana ne canım? Ne teyzesi canım? Yonca'nın yavuklusu geliyor da oradan eniştem oluyor. Alo, Yonca Hanım'ın bir İngiliz nişanlısı varmış. Aa! Hadi canım inanmam. Bizim Yonca Hanım. Evet, ben de rüyamda görsem inanmazdım ama kız kardeşi söyledi. İngiltere'den nişanlısı geliyor dedi. Vay canına! Demek bu yüzden bana bu kadar uzak davranıyordu. Pardon, Sultanahmet hangi tarafta? Şu tarafta. Jonathan? Yonca? Welcome. Ben seni özledim diye düşündüm. Ama yanıltmışım. Ben seni çok 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 özledim. Onun için mi 3 senedir aramıyorsun? Ya daha 30 saniyeye gelili oldu. Hemen azar yok. Yonca'm nerede şey bu? Sultanahmet meydanındaki dikili taşların oraya gitti. Londra'dan gelen müstakbel kocasını karşılayacakmış. Niye? Uçağa dikili taşların tepesine mi iniyormuş? Daha Londra'dan eniştem gelecek. Ona hazırlık yapmam lazım. Ne eniştesi? Jonathan canım. Damat. Yonca'nın yavuklusu. Hello! Benim my name is... Hüseyin. Jonathan. Nice to meet you, Jonathan. Nice to meet you. O kız. Ayı. Manda. Vallahi anlamıyorum. Mesela sen beni az önce kardeşim Yonca'ya benzetemediydin ya. O yüzden ben sana, sen beni niye benzetemedin? Tezek suratlı deve. Dizem nedir siz? Yok devenin başı. Ben deve değil. Çok güzel valla. Cammışsın işte, cammış, Sen ne dedin? Ben camış da değil. Anam, sen Türkçe biliyorsun da. Yonca, ne diyorsun? Yemek biraz tuzlu olmuş diyorum. Onu değil, teklifi diyor. Ay Koray, çok romantik. Canlısın Yonca'ya evlenme teklif etti. Ya, yeah. Ne hoş. Evet, çok hoş. Böyle bir şey konuşmak için... Sence de biraz kalabalık değil mi? Benim için no problem. İsterse bütün İstanbul burada olsun... ...yine tekliften çekinmem. Söyle bana... ...benimle evlenir misin? Evlenmek mi? İşte de evet de. Evet de kız. Anam vallahi Kemal Derviş bile bu kadar düşünmedi hangi partiye gideceğini. Hayır de. Hayır de ne olur Yonca lütfen hayır de. Hayır de Yonca kız hayır de. Ya evet diyebilirsen de ne olabilir ki? Sonra ben kimin kapısını dinleyebilirim ay bala. Hayır diyesen hürmetli Yonca hanım hayır diyesen. Eğer seviyorsan evet de Yonca. Ama demesen daha iyi olur sanki. Yok. Bence evet demeli. Yok yok yok, hayır demeli. Sana ne be hocam ya, amma uzattın ha. Evet Yonca, cevabını bekliyorum. E tabi ya, artık bir cevap ver. Bu çok ani oldu. Kafam allak bullak. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ne anisi Yonca? Bütün gün bunu ima ettim. Sen bunu anlamış olman lazım. Biraz zamana ihtiyacım var Jonathan. No Yonca, zamanımız yok. Sen beni yeterince tanıyorsun. Kız delilenme de he de. Vallahi kaçacak adam. Bu devirde koca bulmayı kolay mı zannediyorsun sen? Lütfen. Evet de. Lütfen. Bilmiyorum. Kız neyi bilmiyorsun? Kız neyi bilmiyorsun? Kız yoksa sen İngilizce evet demeyi mi bilmiyorsun? Ayça, kız neydi İngilizce evet? Yes. Yes. Yes de kız, yes de kız. Galiba sen haklısın Jonathan. Ya, yeterince zaman kaybettik. Ama bunun böyle olacağını hiç tahmin etmemiştim. Evet, evlenme teklifini kabul ediyorum. Yoncucuğum, bu herhalde benim hayatımdaki en mutlu gecesi. Çünkü benim evlenme teklifi kabul ediyorsun. Allah bir yastıkta kocasın. Dersi başıma kız Yonca. Üzülme hürmetli Sarp Bey. Gençsin, yakışısın. Geç pek atletik biri değilsin ama... ...yine de sana göre bir kız da bulunabilir. Ne
Ben de bilirim ki hiçbir şey çare olmaz sevda yarasına ama... gene de yardım edebilirim diye fikirleşmiştim kendi kendime. Oy, ne geceydi ama. Vallahi rüyamda görsem hayra yormazdım ha. Kız kardeşim evleniyor. Kız bir ara hayır diyeceğin de ödüm koptu ha. Sevda Demirel gibi ne dedin sen, ne dedin sen diye şaplandıracaktım alnın ortasına. Evet, kardeşin evleniyor da doğru mu yapıyor onu bilmiyorum. Sus kız, canı sen enişten duyacak. Adam iki dakika helaya gitti arkasından dedikosunu yapıyor zannedecek. Ay bilmiyorum Gonca, kafam karmakarışık. Hah, sen de öbür gelinler gibi hem giderim hem ağlarım diyorsun. Vallahi sen gidince artık sıra da bana geldi. Hazır işe başlamışken seni de aradan çıkaralım ha? Yok canım, nerede bende o şans. Yani böyle hayırlı bir kısmet bana çıkmaz. Seninki gibi eski bir sevgilim de yok ki köyden atlasın gelsin buraya. İlla yıllar öncesinden olması gerekmez ki. Belki de o kısmet çok yakınındadır. Hatta o kadar yakındır ki şu anda kapıdadır. Ne diyorsun sen kız? Ne kapısı, ne kısmeti? Anladım. Sen hoştan gidiyorsun. Evet. Ne dersin, hoş olmaz mı? Baba, ben ikiz mikiz dinlemem, tavuk gibi binerim tepene. Hoş denge verecekmiş beni. Şuna bak, şuna. Hoş! Allah yazdıysa olsun. İstemem Aybalım. Bu kız beni günde üç oyun dövebilir. Yoncucuğum, biliyor musun benim hayatımdaki en mutlu gecesini yaşıyorum? Ben de çok mutluyum. Her şey o kadar ani oldu ki. Değil mi? Hop hop hop, enişte! Dur bakayım. Nikah basmadan kardeşimi öyle el sürmek yok. Benim kafamın tasını attırmayın canım aşam aşam. Bence yatalım artık. Zaten yoğun bir gündü. Biraz daha oturursak bayılacağım. Evet, ben de yorgunum. Hadi yatalım. Dur Canatan işte. Sen bu gece benim yatağımda yatacaksın. Kardeşim yalnız yatacak. Bizim adetlerimize ters öyle. Yürü. Yürü yürü. Oy anam, anam, anam. Gonca Hanım nedir böyle? Eniştesiye göz koydu. Ben Gonca Hanım'la hiç böyle tanış olmamış ama Ayman. Bak şuradan gidince, sola dönünce oradaki oda benim oda. Bu gece orada yatacağım. Bak dedikodu medikodu çıkar, benim sinirlerim bozulur. Uslu uslu dur, yoksa zopa yersin. Hadi. Tamam, okey. Salak Hüseyin, salak. Kız kardeşinin namusunu koruyabilir, sen ne fikirleşirsen. E formunu kaybedirsen hep yanlış malumattan. Bana ele gelir ki kulaklarını yusan iyi olabilir Huşenk Efendi. Yandım yandım, yandım yandım ah yine yandım. Bana yeniden şarkılar söyleten kadın. Baka baka doyamadım. Hem kokladım da sarhoşluğu geçmedi hala içimde sevdan. İçimde sevdan mı? Koray saçmalamaya başladın hocam. Kendine gelmen lazım yani. Seni Yonca için seviniyor olman gerek oğlum. Yaptığın şeye bak. Başkası görse kim bilir ne zannedecek? Yandım yandım. Ah, demek ki sonunda geldin beyaz atlı prensim. Ben prens değilim, kralım. Aşağı Erenköy kralı. İnanamıyorum. Sonunda senin de bir kral olacağını biliyordum zaten. Geldim kraliçem. Uzat saçlarını da yanına tırmanayım. Şey, kusura bakma. Kuaförde saçıma postiş yaptırdım. Ama yine de yetmedi. İstersen sen asansörü kullan. Peki prensesim, geliyorum. Ah, ne zaman alacaksın beni beyaz atlı prensim? Canım kardeşim, senin adına çok mutluyum kız, vallahi. Kaçırdığın mutluluğu tekrar yakaladın ya. Ben de çok mutluyum. Ama bir o kadar da şaşkınım. Şaşırma, şaşırma. Sen dünyadaki bütün güzelliklere değersin. Sen de öyle. İyi ki varsın. Evleniyorsun da benden kurtuluyorsun diye öyle konuşuyorsun değil mi? Senden kurtulmak o kadar kolay mı? Başımın belası. İnşallah senin de mürvetini yakında görürüz. İnşallah.
Hadi yatalım. Hadi. İyi geceler. Allah razı olsun. Sana da. Siz Selim kızı Gonca Güler, Niyazoğlu, Üşenk Azergili kocalar kabul ediyor musunuz? Gonca Hanım, sizi bekliyoruz. Kabul ediyor musunuz? Edebilir ekstra hürmetli nikah memuru bey. İyi ama ben duymadım. Ben eşitmişim. Hep belli olur. Heyecanlandı besbelli. Hadi test kıyabilirseniz nikahımızı. Peki peki. Kanunların bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. İmzalayın şurayı. Canım kardeşim benim. İnşallah hayatın boyunca mutlu olursun. Bu arada balayına gidecek misiniz? He, yan apartmana kapı dinlemeye gidebiliriz ay balam. Anam, anam dilim tutuldu konuşamadım. Bir dakika kurban olayım, iptal edin bu nikah. Vallahi dünyada bir bu bir de ben kalsam yine evlenmem onunla. Evlenmem, vallahi evlenmem, 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 evlenmem. Evlenmem. Yok. İstemiyorum evlenmem. Evlenmem. Yok. Gonca. İstemem. Gonca uyan. Gonca. İyi misin? Uy. İyiyim. Yarabbi şükür. Rüyamda hoş denk de evleniyordum. Ebulyan. Hep senin yüzünden. Bak. Bu şey istemiyorum diyordun ama. Rüyanda bile görüyorsun yani. Hem senin yüzünden ne olacak? Evlen memlen deyip aklıma soktum. Sonra rüyama girdi. Kabusum oldu Hoşdenk. Ben mi dedim sana Hoşdenk'le evliliği rüyanda gör diye? Ben senin aksakallığını inletmeyeyim. Tamam işte gördük, ne yapalım, karıştı mı? Neyse hadi. Merak etme. Sadece bir rüya. Hadi iyi geceler. İyi geceler hadi. Oy. Bir bardak sütü de iç kız, kurban olayım. Ay istemiyorum, nereden çıktı şimdi süt? Süt inekten çıktı, nereden çıkacak kız? Şimdi birkaç gün mesleğe çekeyim de seni. Şöyle al yanaklı bir gelin ol istiyorum. İstemiyorum. Zaten geç kaldım. Aman mesleğe çıkayım. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Ben gidiyorum, sen Canıtın'a iyi bak, tamam mı? Bakacağım bakacağım. Zaten benim onunla özel bir şeyim var. Ne var? O özel sürpriz sana. İyi hadi bakalım. Bay bay. Güle güle. Bye. Al bakalım Cenatan enişte. Teşekkürler. Artık bizim de bazı vecibelerimizi yerine getirmenin vaktı geldi. Anlarsın. Sen bir geç. Çok kuvvetli. Sarp Bey bir şey mi oldu? Yok. Hayır, siz genelde canınız bir şeye sıkıldığında böyle volta atarsınız da. Ne zaman ne yapacağım seni ilgilendirmez, tamam mı Levent? Hadi canım, hadi canım, al voltanı, hadi yürü hadi. Haklısın. Ama belli sizin canınız bir şeye sıkılmış. Tirajımız düşük geldi, ondan mı? Hayır. Ha anladım. Okur mektuplarından birinde bize ağır hakaret vardı. Hayır. Okur mektuplarından birçoğunda bize ağır hakaret vardı. Hayır gerizekalı, hayır. Bakın burada ağır hakaret var. Ha anladım. Sizi kızdıran İngiltere'ye gelin ihraç ediyor olmamız. Daha da kızdıran bunun Yonca Hanım olması. Gidiyor. Resmen avuçlarımın içinden kayıp gidiyor. Ama hata sizde Sarp Bey. Yani siz bir fırsatını bulup açılamazsınız, olacağı buydu. Ya ne bileyim, bir türlü yapamadım işte. Hayır, aynı binada çalışıyorsunuz. Zaman zaman onu evine bırakıyorsunuz. Zaman zamanı karesi kadar evine gidip kontrol ediyorsunuz. Ama zaman bulup açılamıyorsunuz. Pes yani Sarp Bey. Evet ya. Bir türlü yapamadım işte. Hayır, siz bir şekilde rakip olduğunuzu bile belli etmezseniz olacağı bu işte. Böyle uzaktan bakan siz olursunuz. Haklısın. Bir çiçek alayım, iliştirdiğim notta her şeyi açıklayayım, ne dersin? Oo Sarp Bey, ata alan Londra'yı geçti bile. Levent. Ama siz gene de çiçek gönderin tabii. Atalarımız ne demiş, çıkmadık candan umut kesilmez. Gayet güzel. Dün yapılan röportajın diyalarını da getirsen sevinirim. Neyin var Şepol? Rejimini mi bozdun? Ben çok moralim bozuk olduğu zaman rejim yapamam Yonca Hanım. Niye üzgünsün peki?
Evleniyormuşsunuz. Doğru mu Yolcu Hanım? E ne çabuk yayılmış. Demek doğruymuş ha? Peki kimmiş bu haberin yayılımında emeği geçen ayaklı gazete? Sarp Bey'in asistanı Levent var ya, kendisi söyledi. Ona da Sarp Bey söylemiş. Ayrıca Sarp Bey de çok üzgünmüş. Ay Sarp, ağzında da bakla ıslanmıyor yani. Ay şimdi de canım bakla çekti. Ay şöyle sarımsaklı yoğurtlu. Olsa da yesem ya. Şefocuğum, sen iştahının benim evliliğimle ilgili olduğuna emin misin? Evet, kesinlikle eminim. Ayrıca siz gidince ben kiminle çalışacağım? Hem ben sizin gibi patronu bir daha nereden bulurum? Ya biz nereye gidiyoruz? Hadi uyuşuklanmayın işte. Daha bir dünya işimiz, dolaşacak bir sürü yerimiz ne var. Ne dolaşmak? 1,5 sene kaldım İstanbul'da. Gezdim, gördüm. Biraz daha göreceğim. Ne var, ne zarar gelir ki? Çok görmekten kimse ölmez. Hadi. Kendini sen öyle salıvermişsin enişte, olmaz ki. No. Düğün olacak ben miyim, sen misin? Hadi bir gün girelim şuraya bakalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gonca, neden buraya geldik? Sana kıyafet alacağız. Ama benim var, bir sürü. Bunlar başka kıyafet, şöyle şapkan var mı? Buyurun, ne lazımdı? Sünnet elbisesi alacağız da. Çocuk kaç yaşında? Aha, bak onu sormayı unuttum, gördün mü? Sen kaç yaşındaydın Canatan enişte? 34 yaşındayım. Neden sordun? Sünnetlik elbise alacağız ya onun için. Sünnet olmam. Ne demek olmam? Olacağın şart. Ya hiç korkma. Artık teknoloji çok gelişti değil mi? Hiç hissettirmeden kesiveriyorlar. Yani bugün sünnet, yarın londara. Yok, kestirmem. Kestireceksin. Olmaz. Ben kestirmem. Bak Canatan işte, kestireceksin. Yoksa kızı vermiyor. Yani sünnet yoksa yonca yok mu? Aferin bak. Bir bilişle bildin, gördün mü? Canatan enişte, sünnet olunca hafifleyeceksin, kuş gibi uçacaksın. Nasıl bir şey arzu etmiştiniz? Bey amca, ben şöyle padişahlı falan bir şey istiyorum. Benim kardeşim senden iyi olmasın, peri gibidir de. Ben de onu padişahtan başka kimseye vermem. Öyle değil mi Canatan enişte? Anam, gitmiş. Gördün mü, ufacık çocuklar, bebeler korkmuyor, sünnetten kaçmıyor. Eşek kadar adam korktu kaçtı. Enişte! Tut baba. 5 senedir sürdürmekte olduğum Amazon dergisi editörlüğünden özel hayatımdaki değişiklikler sebebiyle ayrılmak durumundayım. Dergide çalıştığım süre boyunca bana eşlik eden ekip arkadaşlarıma ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Beni anlayışla karşılayacağınızı ümit eder, istifa dilekçemin yürürlüğe konmasını saygılarımla arz ederim. Yonca Hanım'ın ofisi nerede acaba, biliyor musunuz? Bu çiçekler ona. Ben o tarafa gidiyorum, ben götüreyim. Tabii olur ama şuraya bir imza atar mısınız? Buyurun. Acaba doğru mu yapıyorum? Selam Yonca. Yok, kesinlikle doğru yapıyorum. Bunlar sana. Çok naziksin, teşekkür ederim. Yalnız çiçekler sana... Hiçbir şey söylemene gerek yok. Çok güzeller. Seni öyle bir yere götüreceğim ki bayılacaksın. Sen Gonca ile birlikte değil miydin? Sana anlatacağım, inanmayacaksın. Hadi ya. Ya. Oo, hoş geldin efendim, kolay gelsin. Oo, sağ olasın mega hürmetli Gonca Hanım. Eğer bana yardım etmek istersen bu magazin köçüğünden sana getirebilirim ha. Yok sağ olasın Hoşdenk efendi. Ben o işleri koyda çok yaptım. Hürmetli enişte hardadır. Hep beraber giderdiyiz. O nereye gitti? Aman sus sorma Hoşdenk efendi. Enişte korkak çıktı, kaçtı. Korktu mu? He. Neden korktu sende? Benden niye korksun canım? Ben gulyabanı mıyım? Latife yapıram. Hürmetli Gonca Hanım.
Nece korktu? Sünnet kıyafeti alacaktık. Dükkana gidince korktu kaçtı. Burada yaşamış ya, sünnetin ne anlama geldiğini biliyor. Kurnaz çıktı yani, akıllı. Onu sünnet ettirecekseniz buna ihtiyacınız olacaktır Aybalan. Beni haber ederseniz ben bunu getirebilirim. Sen çok konuşma da. Sen İngilizce biliyor musun, onu söyle bana. Yok Aybalan. Latince desem bilebilirim ama İngilizce bilmiyorum. Bizim orada sadece KGB ajanları İngilizce konuşabilirdi. Zaten bir işe yarasa dişimi kıracağım. Hayırdır Gonca Hanım? Nereden çıktı şimdi bu İngilizce sempatizanlığı? Hiç. Gonca ile birlikte ben İngilizce'ye gitmeyi düşünüyorum da onun için ufak bir hazırlık yapayım dedim. Neyse, Ayça biliyordur herhalde İngilizce. Nadiren hürmetli Ayça Hanım İngilizce bilebilir de bilebildiğini bilebilmiyordur Haybalan. Ama sen ne biçim konuşuyorsun ve Türkçe konuşuyorsun? Levent, hala gelmedin bu çiçekçiye. Vallahi Sarp Bey, demin bir tane geçti ama sizinkimi değil mi anlayamadım. Oğlum sen embesilsin, embesil. Ya ben sana söylemedim mi, çiçekçi geldiği zaman bana söyle diye. Nereden anlayacaksın benimki olduğunu? Neyse, ben anlarım şimdi. Ya bu da amma cins adam ya. Atalarımız ne demiş? Bugünün ilanı aşkını yarına bırakma. Aa, selam Yonca. Merhaba Sarp. Aslında ben sana güle güle diyecektim. Canım, hemen gitmiyorum ya. Daha bir hafta buradayım. Ama Yonca, bir hafta çok. Hemen evlenmek istiyorum. Evet Sarp, bana bir şey mi söyleyecektin? Yok ya, aslında belki sen bana bir şey söyleyeceksin diye uğramıştım ama. Yok, ben söyleyecek olsam ben sana gelirdim. Çiçek burada ama bana yaptığı açıklamayla ilgili tek kelime bile etmedi. Üstüne ben sana gelirdim diyerek tersliyor. Demek bana söyleyecek bir şey yok. Yok, boşuna kürek çekiyorum galiba. Neyse, sonra görüşürüz. Allah Allah, nesi var bunun? Ne oldu, ne dedi şimdi? Vallahi ben de bir şey anlamadım. Gonca, kitaplarını getirdim. Kız, ne yapacaksın sen bunları? Ayça, kız sen İngilizce biliyordun değil mi? Ha işte, biraz biliyorum. Niye, sınav mı yapacaksın beni? Yapsam ne olacak canım, sen bu zekayla çakarsın. Yok canım, ne sınavı? Ay yoksa beni İngiltere'ye gelin mi edeceksin? He mi de gerçek kralla. Hani Prens Charleston var ya, onun oğullarından biriyle vereceğim seni. Ay inanmıyorum, tanıyor musun yoksa? Tanımaz olur mu sen, onları bana sor. Ama nereden tanıyayım kız Ayça, nereden tanıyayım? Hem senin burada memleketimin kralları neyine yetmedi? Tuğla kralın var, çimento kralın var, havlu kralın var, cart kralın var, curt kralın var. Oradaki elin vasıfsız krallarıyla sen ne edeceksin? Aman ben de gerçek sanmıştım. Peki Koray hocam ne oldu? Aman Titanik'e çarpan buzdağından bile daha soğuk davranıyor bana. Neyse gevezelik etme de. Sen biliyor musun şu gavurcayı, onu söyle. Kız evet dedim ya. Bana da öğretin de. Tabii öğretirim canım. İngiliz enişten var nasıl olsa, lazım olur. Hemen başlayalım o zaman. Peki nereden başlayalım? Bana mı soruyorsun kız, ben nereden bileyim? Öğretmen olan sensin. Tamam. Şimdi. This is a book. Ana kız çok ayıp vallahi. Hemen ondan mı başladın? Ne boku öyle, tövbe tövbe. Book yani book, kitap demek. Öyle desene. Bizim köye Almancılar gelirdi. İlk önce kuvur öğrenirdi bizim köyle. Sanki bir Alman görse direkt kavga edecek. Salaklık işte. Evet. İyi tamam. Devam edelim mi? Şimdi. This is a pencil. Şaşkın kız. O pense değil kız, kalem. Tamam işte. Ben de İngilizce'de kalem dedim. Pencil, kalem. Pencil, kalem İngilizce. Hadi başka? Bu kız İngilizce konuşmayı öğrenebilsin. Ben de eğer o İngilizce kitapları tuzlayıp katıksız yemezsem namussuzum Aybalan. Kız Ayça, İngiltere'ye nasıl gidilir? Vize falan lazım. Vize mi? O ne ki kız? Konsolosluktan alıyorsun, gidince anlatırlar sana. Onsuz gidilmiyor yani. Yok, onsuz gidilmez. Almam lazım. Peki. Hadi biz dersimize devam edelim. Aklımda kaldığıyla bu tornavida. Neydi? Pencil. Hadi Yonca, iş bitti. Çıkalım. Tamam. Benim de işim bitti zaten. Hadi çıkalım bakalım. Çiçeklerimi unuttum. Canım bırak şimdi çiçek miçek, sonra alırım sana. Tamam. Yonca'nın çıkıyor musunuz? Çıkıyorum. Ya ne kadar güzel çiçekler onun öyle.
Onlar senin şefin. Ya gerçekten mi? Evet. Teşekkür ederim. Hadi biz çıkıyoruz. Benim mi? Herhalde ben yemekteyken geldi. Ay hayatımda ilk defa bir çiçek alıyorum. Sanırım gizli bir hayranım var. Ama gerçi şurada bir kart vardı. Biliyorum çok geç ama açılmak için senden bir şans istiyorum. Sarp. Ay Sarp Bey. Ay çok heyecanlandım. Ay ay sana bir şans değil, bin şans feda olsun. Ben de seni Yonca'nın aşığı zannediyordum. Meğersem gerçek aşkı benmişim. Ay inanamıyorum, inanamıyorum. Anladın mı? Yok anlamadım. Sabahtan beri hiçbir şey anlamıyorsun ki zaten. Aman tanıştığımızdan beri seni hiçbir şey doğru dürüst anlamıyorum. Ben sana ses ediyor mu? Tamam, bir kere daha söylüyorum. Hı. You, sen demek. I, ben demek. Ya kız tamam işte ben de onu anlamıyorum. Yani bizim bildiğimiz I nasıl oluyor da onlar da ben demek oluyor? Benim bildiğim I bir denedir, o da kokta asılı durur. Tamam, başka bir şeye geçelim. Geç. Şimdi birden ona kadar sayıyorsun. Tamam, onu biliyorum. Sen bir önden söyle, ben arkadan gelirim. Bak. One, two... İkinci sayıyorum. One, two. Bir one, bir two, etti üç. İki two, bir one, dört. İki two, bir one, beş. Nasıl? Özel sayıyorum değil mi? Ay yeter, kes, stop! Ay Gonca, hayatımda senin kadar yeteneksiz bir öğrenci görmedim ya. Ben de hayatımda senin kadar kabiliyetsiz öğretmen görmedim. Kusura kalma aşağıdım. Ben kendi başıma öğrenirim. Ben öğrenemiyor değilim ki, sen öğretemiyorsun. Kötü öğretmen. Yürü git. Allah Allah ya. Senin İngilizce'ne kaldım sen. Sanki bir rüyadayım. Bana mı söylüyorsun bunu? Daha iki gün öncesine kadar aklımda bile yoktu. Şimdi hayatıma öyle bir girdin ki ancak kanun zoruyla çıkarabilirim. Yoksa pişman mısın Yonca? Hayır. Sadece her şey çok çabuk gelişiyor ve bu bana biraz tuhaf geliyor. Yoncacığım, sence yeterince vakit kaybetmedik mi? Hayat akıp gidiyor. Bize acele etmek lazım. Yoksa ikimiz ancak öteki tarafta buluşacağız. Sen bana bakma. O kadar mutluyum ki. Yani uzun zamandır gelip beni bulmanı bekledim. Yoncacığım, geç kaldığım için affet beni. Olsun. Sonunda geldin ya. Mrs. Brown Cook It. Neymiş? Bayan Brown yemek pişiriyor. Ay gözünüz çıkmasın. Bu İngilizler de ne komik adamlar ya. Bu kadar basit şeyleri kitap yapıyorlar. Evet, home, home, sweet home. Neymiş? Evim, evim, güzel evim. E niye var bunda? Ben anlamadım ki. E bu bizde de var. Ev cezim, ev cezim. Sen bilirsin, hal cezim. Biz oturup da bunu kitap yapıyor mu? Vallahi Gonca, sen bu İngilizceyi çözeceksin ha. Ya çözmen lazım. Yoksa bunlar beni İngiltere'ye sokmazlar. Gavurlar memleketlerini almazlar. Devam edeyim. My name'miş Gonca. Neymiş bir daha diyeyim. My name'miş Gonca. Tamam. Hello. My name'miş Gonca. Excuse me. Ben İngilizce bilmiyorum. No English. Sen de içeri soru ver. Ne bağırıyorsun kardeşim? Beni sağır mı edeceksin? Kusura bakma bacım. Ben seni turist sandım. Yok turist değilim. Sen turistleri sağır ediyorsun demek ki. Neyse ben Türk'üm, Türk de. İngiltere'ye gideceğim. Konsoldan izin almaya geldim. Konsol değil, konsolos. Konsolos. Neyse nerede bu adam? Bir yol bir konuşayım da izin alıp gideceğim. Sen önce şu sıraya bir giriver. Sonra alırsın iznini. Ana bedava ekmek mi dağıtıyorlar? Hepiniz İngiltere'ye mi gidiyorsunuz? E herhalde, yoksa burada ne işimiz var? Ne bileyim canım, benimki gibi kardeşiniz evleniyordur belki. Ya kimse kardeşi evlenmiyor işte. Bu memleket artık yaşanacak gibi değil. Herkes gidiyor işte. Olur mu canım, bu memleket cennet, cennet. Yapma abla ya, sığırım. İyi de sen zart diye vizeyi biraz zor alırsın, haberin olsun. Alırım güzelim, zart diye de alırım, zurt diye de alırım. Biraz zor alırsın. Hayır, nereye sıra ver? Yapmayın canım, benim bir konsolla görüşmem var. Nereye gidiyorsun? İyi günler beyefendi, kapıyı açar mısınız? Ben bir konsolla görüşeceğim. Olur mu canım, sıra var burada bak, bu kadar. Nereye gidiyorsun? Yahu aç, benim işim, acele ediyorum, kardeşim evlenecek daha. Aç. İyi günler. Ben vize almak için şey etmiştim de. What? Ana, anlamadılar. Tabii. Elin İngilizce ne demişsin Türkçe'yi? Ben şimdi sizin anlayacağınız dilde konuşurum. Hello.
My name is Gonca. Mrs. Brown the goes home. What on earth is she saying? I don't know. She must be crazy or something like that. We should call security. No. Come on, hey. Put down the phone. Let's have some fun with her. Başka ne desem ki acaba? Thank you. Thank you very much. Olmadı değil mi? Ha, bir de Ümit Besen'in bir şarkısı vardı. Siz onu bilir misiniz? I love you, I love you. Do you love me? Yes, I do. Do you love me? Tell me, tell me. Do you love me? Kiss me, kiss me. What a funny girl. She's amazing. Ana, bunlar beni çok sevdiler. Kesin kaptın müzeyi. Doğru yoldasın Gonca kız, devam et. This is a pencil. This is a book. İngiltere'ye mi gitmek istiyorsun? Uy, çok şükür anlamışsın. Maşallah. Peki ya, Türkiye'de ne kadar para var senin? Bilmem, hiç saymadım. O kadar çok para var sende ha? Yok canım, bir dakika. Dur bakayım. 10, 20, 30, 40, 50. Şu 50. 1, 2, 3. Ne etti? 53. Biter mi? İngilizcen yok, paran yok. Neren gidiyorsun İngiltere'ye? Keyfimizden gitmiyoruz herhalde sizin memlekete. Kardeşim gelin gidiyor da onun yanına gideceğim ben de. Yoksa ben kendi memleketimde çok mutluyum Allah'ıma şükür. İyi o zaman, sen de bu güzel ülkende kal o zaman. Bizim ülkeye gitmeye uygun değilsin. Yok vize falan. Sen İngiltere'ye gidemezsin. Öyle mi? Madem insan sokmanı istemiyorsunuz, alın İngilizlerinizi gözünüze sokun. Biliyorum çok geç ama açılmak için senden bir şans istiyorum. Sarp. Ay, içimden bir şeyler koptu yine. Madem bu kadar ilgileniyordunuz, neden şimdiye kadar gelip açıklama yapmadınız Sarp Bey? Tabii çekin gelsiniz. Dolayısıyla gelip asla açılmamışsınızdır. Ama bir an evvel gelseniz de adam gibi bir açıklama yapsanız bana, değil mi? Yok canım, yok. En iyisi ben gidip kendim halledeyim sorunu. Anam, yoksa Koray hocam evde yok mu? Koray hocam. Hocam ne oldu sana böyle? Koray hocam kalk. Ya, tamam şey yapayım. Oh! Anan. Ah, ne oldu bana ya? Ben de sana onu soracaktım. Ne oldu sana böyle hocam? Of, başım çatlıyor başım. Ya esas ben çatlayacağım. Ne oldu burada? Partinin en mi vardı? Yok canım, ne partisi, tek başımaydım ya. Zoruna neydi bu kadar rakıya içmişsin? Aşık mısın sen? Aşk mı? Ne ilgisi var canım? Yani onu da nereden çıkardın? Seni hangi rüzgar attı buraya? Londra rüzgarı Koray hocam. Koray hocam, bana acilen İngilizce öğretmen lazım. Ben mi? Ya sen. Sen gavurca şarkılar söylüyorsun ya bağıra çağıra. Demek ki İngilizce biliyorsun. Ya sen ne yapacaksın İngilizce? Koray hocam, kardeşimle beraber İngiltere'ye gidince orada nasıl anlaşacağım milletle? Bilmem lazım. Sen emin misin İngiltere'ye gideceğine? Niye ki Koray hocam, beni götürtmezler mi? Sence? Bence tabii ki. Be Gonca kız. Sen daha İstanbul'da yaşamayı beceremedin. Londra'da ne edeceksin? Edeceğini bilseydin konsolosluktaki adamlar sana öyle davranmazdı. Doğru diyorsun Koray hocam. Haklısın. Hadi kal sağlıcakla. Gonca. Gonca hocam, beklesene bir dakika. Merhaba, ben geldim.
Evsi, ben Şebboy. Senin Şebboy olduğunu 4 yıldan beri biliyorum zaten Şebboy. Ne yani, bana söyleyecek bir şeyiniz yok mu? Şebboy, söyleyecek bir şeyim olup da içime atmamı gerektiren bir şey mi var? Bilmem, yok mu? Yok tabii, olsa söylerim herhalde. Sarp Bey, Niyalar geldi. Hadi bakayım. Çevreye belli etmek istemiyor tabii. İş yerinde dedikodu olur sonra. Ah benim düşünceli sevgilim. Anlaşıldı. Yine rejimden dolayı beyin fonksiyonlarının görevini yapmıyor değil mi? Öyle diyorsan, öyle olsun Sarp'cığım. Daha sonra tekrar görüşürüz. Rejim yapıp kafayı yiyeceğine biraz yemek yesen de herkes rahat etse daha iyi olmaz mı? Kızmayın be Sarp Bey. Ne yapayım canım ya? Ya Yonca ile uğraştım yetmiyormuş gibi, şimdi deli sekreteriyle uğraşıyorum. Ekstradan hürmetli Gonca Hanım, buyurun siparişlerinizi getirmişim. Sağ olasın, hoş geldin getirdim. Merakımı bağışlayabilirse size bir soru sormak isteyebilirim. Sor bakalım. Sahiden İngiltere'ye gidebileceğinize inandınız. Ne dedin? Ya sizin gibi dalağın kızı birini ne diye İngiltere'ye götürebilirler? Birini İngiltere'ye götürebilmek isteseler beni götürebilirler Ayvalım. Seni bir de hır kuşlu deve seni. O şimdi beni bizim kapımızı dinlediğin yetmiyormuş gibi. Bir de Koray Hocam'ın kapısını mı dinlemeye başladın ha? Yürü git dahi, yürü, yürü bakayım. Manya! Canıt'ınla evleneceğini duyunca öyle sevindik ki Yonca. Evet, ölmeden mürvetini göreceğiz diye çok seviniyoruz Allah şükür. Halis sus. Peki karıcığım. Gonca, Yonca evleneceğine göre sıra sana geliyor. Ya. Neyin var Gonca? Yok bir şeyim. Hadi söyle. Yok bir şeyim canım. Kardeşimi yeni bulmuşken ayrılacağım diye çok üzülüyor. Aa saçmalama. Sen benim bir tanecik kardeşimsin. Birbirimizi geç bulduk ama bir daha hiç kaybetmeyeceğiz. Oh. Halis kahve. Dün ne zaman çocuklar? Vallahi peşin peşin söyleyeyim. Sünnet olmadan olmaz ha. Ha tabii. Sünnet olması da lazım. Ben olmam. Kestirmem. Kestireceğim kardeşim Allah Allah. Sen merak etme, bizim köyde efendinin sünnetçi Zunullah var. Onu senin için buraya getirtiririm, ucundan ufacık kesecek, hiçbir şey hissetmezsin. No, sünnet olmaz. Olur kardeşim, niye olmasın ya? Ya kusura kalmayayım, sözüm bezişten dışarı ama ben kardeşim gavur bir adamla evlendirtmem olmaz. Gonca susar mısın? Yani insanlara zor kullanma hakkını kim veriyor sana? Tamam canım, sen nasıl istersen. Evlenecek olan sensin. O zaman başlık parası verecek. Hadi bakalım. Ben kardeşim öyle bedavadan bir ben. Gonca komik olma lütfen. Ya başlık parası tarihte kaldı. Yok canım. Sen gel de bizim köye gör bakalım. Orada başlık parasını vermeyene değil kızı. Vesikalık resmini bile bilmezler. Orası sizin köy. Burası İstanbul canım. Mr. Jonathan. Düğünü nerede yapmayı düşünüyorsunuz? Halis. Çocuklara baskı yapmasana. Peki kardeşim, sen bilirsin. Mr. Jonathan, düğünü nerede yapmayı düşünüyorsunuz? İstanbul'da olabilir, Londra'da, belki de New York'ta. Ah harika, Londra'ya gitmeyeli uzun zaman olmuştu. Can ne bu böyle yangından mal kaçırır gibi? Gelsin ilk önce bir ailesi istesin kızı bizden. Öyle tek başına gelip kızı alıp gitmek var mı canım? Öyle değil mi Halis amca, sen de konuş bir şeyler. Sen ona bakma Jonathan, şaka yapıyor, tanıdıkça alışırsın. Yok canım, ne şakası, gayet de ciddiyim. Ve benim bir tane kız kardeşim var, onu da öyle bedava evlenmezler adama. Goncacığım, gel biz seninle çay demleyelim. Niye? Sizin burada 2 kişi mi demliyor çayı? Ya Sema teyze, daha söz yok, nişan yok ortada. Siz baş başa bırakalım diyorsunuz. Ateşlerin barut yan yana durur mu hiç? Bak kızım, neden üzüldüğünü biliyorum. Kardeşinden ayrılmak sana çok zor geliyor. Ama inan bize de zor geliyor. Ama insan bazen sevdiklerinin mutluluğu için fedakarlık yapmak zorundadırlar. Ne desem dedi. Ben daha kardeşime yeni kavuştum. Nasıl ayrılayım ondan? Sık sık gidersin yavrum. Yok nasıl gideyim? Bana bize bile vermediler. Sen merak etme kızım. Ben sana vizeyi alırım. Halis sen sus. Merak etme kızım. Ben sana alırım bizi. Ama sen üzülürsen bunun ne Yonca'ya ne sana faydası olur. Her şeyi daha da zorlaştırırsın. Haklısın Sema teyze. Ben de ne yapayım? Artık bağrıma taş basacağım kardeşimin mutluluğu için. Ben de senden bunu beklerdim Gonca. Yeter ki Yonca mutlu olsun.
Sadece Yonca değil, sen de bizim kızımız sayılırsın. İstediğin kadar bizde kalabilirsin kızım. Halis sen sus. Pekkacığım. Sadece Yonca değil, sen de bizim kızımız sayılırsın. İstediğin kadar kalabilirsin yanımızda. Allah razı olsun sizden, sağ olun. Siz de benim öz akrabam gibisiniz. Azıcık sosyetik akrabasınız ama olsun. Hadi gidelim diyorum ben. Ama çok acele ediyorsun. Seni ne kadar sevdiğimi bir bilsen beni anlarsın. Kardeşim. Kına gecesini ne zaman yapıyoruz? Kına gecesi mi? İte yaptık, sana mı yapmayacağız? Ayıp vallahi. Kına gecesi nedir? Çok hoş bir geleneğimiz. Yani kesmek mesmek yok değil mi? Yok yok. Bir hafta buradayım. Yani benden o kadar kolay kurtulamazsınız. Yonca Hanım, siz burada olmasanız bile hep bizimle olacaksınız, biliyorsunuz değil mi? Teşekkür ederim Şef Boycuğum. Hepinizi çok seviyorum. Teşekkür ederim her şey için. Sarpcığım. Son evlenecek kadının olduğunu düşünürdüm. Yani kariyerini bir kalemde silip attığına ve bir erkeğin peşinden gittiğine inanamıyorum. Boş verin Sarp Bey. Yonca Hanım'ın dergiden ayrılmasını duyulmasıyla Amazon'un satışları düşecek. Ona sevinin siz. Ne diyorsun oğlum sen? Ya diyorum ki Yonca Hanım dergiden ayrılınca otomatik olarak Amazon'un satışları düşecek. Böylece adam akıllıyla Amazon arasındaki ezeli rekabeti de biz kazanacağız. Ulan Yonca burada İngiltere'ye gidiyor be. Üstelik gelin olarak gidiyor. Senin yaptığın hesaba bak. Gel lan. Gel lan. Sarp Bey, ben öldüreceğim ben seni. Onu demek istemedim. İki kere hürmetli Yonca Hanım. Ay yok Hüseyin, sağ ol. Senin niye suratın asık? Siz gidebilirsiniz ya, artık buraların tadı tuzu kalabilemez ay babam. Merak etme canım, İngiltere'deki kapılardan da ses duyuluyor. Oradan dinlersin artık. Hadi kolay gelsin. Baba, kardeşimi üzersin, ben de senin belini üzerim, haberin olsun ha. Gonca, Yonca'yı niye üzeyim ki? Vallahi bilmiyorum niye üzeceğini. Ha bir şey daha diyeceğim sana. Sen sakın orada Yonca'dan iş bekleme. O ev işi bilmez, temizlik yapmasını bilmez, yemek pişirmesini bilmez. Eğer ihtiyacınız olursa beni ararsınız, ben gelir yaparsın işinizi. Okey. Okey. Ha bir şey daha diyeceğim sana. Ona orada bol bol dergi al, gazete al, canı sıkılmasın, okusun. Merak etme, okey? Okey. Canatı? Canatı? Yonca. Canatın? Yonca. Çok heyecanlıyım ya. Birkaç zaman sonra gidiyoruz. Evet biliyorum. Şuraya bak. Eskiden girince Gonca diye bağırdı. Ne çabuk unuttu beni. Hasetlik etme hemen. Kardeşin ne kadar mutlu. Sen de mutlu ol. Ben yokken neler yaptınız? Vallahi senin kardeşin var ya, Halil İbrahim sofrasını kurmuş. Biliyorum. Benim kardeşim dünyanın en iyi aşçısıdır. Absolutely, kesinlikle. Tabii sadece sizin için değil bu sofra. Kime hazırladın? Senin seven herkese. Vallahi bu gece son gecen diye veda partisi düzenledim ben de. Ne yapayım? İyi yapmışsın da bu işi bu kadar zorlaştırmanın ne alemi var? Tabii doğru dedin. Her şey zaten yeterince zor değil mi? Ben de gideyim bohçamı hazırlayayım.
Yonca, Gonca çok seviyorum seni, biliyor musun? Biliyorum. Bana biraz müsaade eder misin? Tabii tabii. Misafir gelirse de ben de bakarım. Tamam, sağ ol. Neyi zannediyordun Gonca kız? Adam senin yanına kuma diye alacak hali yok ya. Girebilir miyim? Tabii canım. Ev senin. Ay sonuna kadar kirasını ödedin nasıl olsun? Ne acelesi var canım? Daha ayın bitmesine 15 günün var. Hatta Prenene'yi çağırırsın, onunla birlikte oturursun. Ha? Yok kardeşim, ben kalamam yalnız, ne yapacağım? Hoş dengimi döveceğim, Ayça'yı laf anlatacağım, boş ver. Ya ne olursun biraz daha kal. Hem bak burada bir sürü arkadaşın var, onlar da sana yardım ederler. Ne komik değil mi? Önceleri gideyim diye yalvarıyordun, şimdi de kalayım diye. Sen ağlıyor musun? Yok canım, gözüme toz kaçtı da. Gonca, seninle konuşmamız lazım. Kardeşim, konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Sana mutluluklar, bana da iyi yolculuklar. Evle evine koylu koyuna diye sanki bizim için demişler. Gonca. Ay bir dakika, bir dakika. Hatırlıyor musunuz? Gonca ilk geldi, nasıl da kapının önünde bağıra çağıra şarkı söylüyordu. Yollarımı bilse de gelse, uçan da kuşlara malum olur. Ben annemi özledim. Analar ne balalar doğurabilir, görebilirsiniz değil mi? Yani benim hürmetli Gonca Hanım'dan yediğim daya Mike Tyson rakipleri yiyebilememiştir ayvalan mı? Hangi iş olmaz? Yürü git Hoşdenk Efendi, seni gözüm görmesin. Bana amirlik yapmasını biliyordun değil mi? Ya hürmetli Gonca Hanım, ben şimdi ne eyledim size ya? Şimdi etmedin ama izin versen edecektim. Yürü git, yürü git. Sen gel bakayım. Hocam, Gonca'nın olayı bir tane değil ki, ben size 1000 tane sayabilirim. Yoncucuğum, vakit geldi. Let's go. Canım, niye öyle sus oldunuz? Kardeşime tren muamelesi yapmayı bırakın da bavulların ucundan tutun. Evet, küçük kızım haklı. Hadi bakalım, herkes iş başına. Hadi. Gel kardeşim. Ay Yonca, sen gidince ne yapacağım ben? Kime zırt pırt gideceğim, kiminle dertleşeceğim? Bana gelirsin hocam. Komşuluk bugünler içindir. Ay gerçekten mi? Ay güle güle Yonca. Beni merak etmene gerek kalmadı. Hoşça kal Koray. Güle güle Yonca. İnşallah şarkılarını MTV'de seyrederiz. İnşallah siz de çok mutlu olursunuz. Teşekkürler. Sarp nerede kaldı? O niye gelmedi? Bilmem. Ofiste veda ettiği için gelmedi herhalde. Hadi bakalım. Güle güle Yonca. Güle güle aşkım. Anneciğim. Kendine iyi bak. Babacığım, sen de anneme iyi bak. Hüseyin. Artık tatile geldiğimde kapıyı dinlersin ha? Yok Aybalam, siz beni hep yanlış anlayabilirsiniz. Hadi güle güle gidebilirsiniz. Tamam tamam, bırak çene çalmayı, uçak kaçacak. Yürü. Hadi bakalım. Hadi Yonca, geç kaldık. Bir dakika Canıt'ın, daha kardeşimle vedalaşmadım. Merak etme kardeşim, sık sık görüşeceğiz. Yok yok, ora nire, bura nire. Oralara otobüsle 10 saatte ancak gidilirmiş. Gözden ırah olunca gönülden de ırah olur derler. Doğru. Sen beni unutursun oralarda. Ben seni hiç unutabilir miyim deli kız? Unutun, unutun. Sen gidince yapayalnız kalacağım ben bu memlekette. Olur mu Aybalam? Gerekirse ben köye bile gelebilirim, kapını dinleyebilirim. Aşk olsun hocam. Hani sen benim manevi kardeşimdin? Ya ben senin neyinim? Hepiniz sağ olun.
Ama insanın öz kanının canının yerine hiçbir şey tutmaz. Hadi Yonca, uçak kaçacak. Ya Gonca lütfen yapma böyle. Zaten içim acıyor. Aklısın, aklısın. Hadi de hadi git. Git ama burada da bir kardeşin olduğunu unutma Yonca. Seni çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Apartmandaki tek arkadaşım oydu. Bütün salaklıklarımı bir tek o çekerdi. Haklısın hocam. Ben de Yonca'dan başkasını tanımam bu apartmanda. He valla. Onun yerine bir başkası olabilseydi beni çoktan işten kovabilirdi Aybal. Tamam. Susun be. Kardeşimden ölmüş gibi bahsetmeyin. O bana söz verdi. Orada evlenip balayla bizim koyumuza gelecek. Aa, sizin tatil köyünüz mü var? He. Bu kadar üzme kendini. Yakında alışacaksın. Yine aynı noktaya geldik Canıt. Evet, dün de buradan geçmiştik. Anladığım kadarıyla gurbete gidiyorsun galiba abla. Hayır efendim, Londra'ya. Allah kolaylık versin yenge. Ben de 2 yıl önce Almanya'da kaldım. Burada tatilde bir güzelle tanıştım. Onunla evlenip Almanya'ya gittim. Ama aşk için bile olsa insanın gurbete katlanması çok zor. Burada toprağını, ananı, babanı, kardeşini bırakıp gitmek adama çok koyuyor. Diyeceğim şu, Allah sana sabır versin yenge. Hayır Canıt, yani ben bütün her şeyi geride bırakamam. Ya geçen sefer de niye seninle gelemediğimi şimdi daha iyi anlıyorum. Ama evet dedin ya. Evet dedim, biliyorum ama yapamam. Yani buradaki her şeyi geride bırakamam. Demek ki önce sen beni yeterince sevmiyorsun. Bunun sevgiyle bir ilgisi yok Canıt. Ama geride daha büyük sevgiler bıraktığımı fark ettim. Sen burada kal ne olur. Üzgünüm Yonca. Ben denedim. Sıra sende. Ben de denedim Canıt. Onun için bu arabadayım. Yapma Yonca ne olur. Bize bir şans daha tanı. Çok özür dilerim. Bu bana mutluluk getirmeyecek. Daha evden ayrılalı 10 dakika oldu ama geride bıraktıklarımı öylesiye özledim. Yonca, çok çabuk karar veriyorsun. Hayır. Kendimi çok iyi tanıyorum Canıt. Şoför bey, lütfen durur musunuz? Neyse. Hadi bakalım. Evlerine, koylu koyuna. Kız, bu saatte ne köyü? Yarın gidersin. Allah'ım yarabbim, lafın gelişi dedim aça. Evet, evet. Hayat devam ediyor arkadaşlar. Evet. Evet, bakın kısık sesle konuştuk, hoş denk ne dediğimizi duymadı. Yonca kardeş ya! Kardeşim! Yonca mı? Ne oldu kız, bir şeyini unuttun? Evet, sizleri unuttum. Yani sizler olmadan ben oraya gidemem. Vallahi kusura kalma kardeşim, bana bize bilmediler. Ya üzülme ayıklısı, beni de vermiyorlar. Ne yapacağız o zaman? Bari ben burada kalayım. Canıt'ın ne olacak? O beni anladı. Yani mutsuz bir evliliktense romantik bir ayrılığı tercih etti. Şimdi gitmeyeceksin mi?